Evet arkadaşlar, bugün kanalımızda arama motorlarından bahsedeceğim. Bu arama motorlarını seçerken hepsinin farklı bir amaç uğruna yapılmış olan arama motorlarından bahsedeceğim. İlk arama motorumuz Wolfram Alpha isminde bir arama motoru. Bu arama motorunun özelliği ise siz buraya soru da sorabiliyorsunuz, işlem de sorabiliyorsunuz, yapacağınız işlemleri de sorabiliyorsunuz. Bunları size adım adım gösteriyor. Örnek vermek gerekirse buraya tabi İngilizce yazıyoruz. What is love diyorum mesela. Sevgi ne demek diye yazdım buraya. Bu bana çeşitli şekillerde açıklıyor. Bu bir İngilizce kelime diyor. Tanımları şunlar diyor. İşte 12 tane tanımı var diyor. Anlamı var diyor. Amerika'da nasıl söyleniyor, telaffuz ediliyor diyor, gösteriyor. Ne kadar sıklıkla kullanıldığını söylüyor. Tarihte kullanılan frekans sıklığından bahsediyor bize. İşte 1600 yılından sonra bir artış yaşamış. İşte 1700'e yakın. Sonra rutin bir şekilde kelimenin kullanımı devam etmiş diyor. Daha farklı bunlara yan anlamlı olan kelimeleri de bize gösteriyor. Bunları çeviri yapıyor farklı dillerde. Bu sadece bunun için bir örnek. Daha farklı bir örneğe bakmak istersek mesela potansiyel enerji diyelim. Potential diyelim. Potential kelimesi, bu da bir İngilizce kelime diyor. İşte ilk 1398 yılında kullanılmıştır diyor. Kullanma sıklığını gene gösteriyor. Bu şekilde daha detaylı bir arama, yani bir konu hakkında fikir sahibi olmanızı sağlıyor. Araştırmanızı buna bakarak devam ettirebiliyorsunuz. Başka kullandığım arama motorlarında da Science Direct. Bu Science Direct'te de şurayı sileyim sizin için örnek olsun diye. Burada yazar adıyla, konu başlığıyla, kitabın başlığıyla, hacim olarak veya sayfa olarak arayabiliyorsunuz. Aradık. Mesela ben nano gümüşün çevresel etkileri üzerine bir araştırma yapıyorum diyelim. Geldim burada anlaşılmasıyla ilgili yararları veya consumer. Burada get access, yani eriş diyor. Eriş deyince burada satın al diyor. Ben bu satın alı yapmak istemiyorum. O yüzden şu şekilde kopyaladım makaleyi. Science App'a yapıştır diyorum. Ardından bu bana erişilebilir halde makaleyi buluyor. İndirmemi sağlıyor aynı makale. Bakıyorum Andrea isimli birisi var. Bakıyorum, evet, Andrea isimli birisi var. Buradan şu an yüklüyor makaleyi. Ardından bize indirme butonu sağlayacak. Bekliyoruz şu an indirme butonunu sağlamasını. Yüklemenin bitmesini yani. Şu sağ üst kısımda çıkıyor. Bu şekilde makalenin hepsine erişimi size sağlamış oluyor. Burada indirme butonu çıkıyor. Buradan indirme butonuna bastığınız zaman şu an çıkmadı ama çıkıyor. Hadi lan. Evet arkadaşlar, şimdi indirme butonu çıktı. Bu indirme butonuna bastığınız zaman size makaleyi indiriyor. İstediğiniz yere kaydediyorsunuz sonra. Evet arkadaşlar, bir diğer arama motoru ise worldwidescience.org. Bu arama motoru size farklı dillerde aramanızı gerçekleştirebiliyor. Microsoft'un kendi çeviricisini kullanarak. Mesela ben burada water treatment kelimesini arayayım. Örnek olsun diye size. Burada bu kelimeyi bana çok farklı şekilde sunacak. Nasıl sunacak? Kağıt mı olsun diyor, yani makale tarzında mı olsun diyor. Multimedya mı olsun diyor, yani video şeklinde mi olsun demek istiyor. Data, yani veri olarak mı bulayım sana diyor, yoksa halka açık erişimi olan belgeleri mi bulayım diyor. Bu gibi seçenekleri direkt seçerek erişiminizi veya işte hangi şekilde istediğinizi veriyi sunuyor. Bir diğer örnek ise science.gov. Bu adreste ise gene Worldwide Science sitesiyle benzer şekilde arama yöntemini gerçekleştiriyor. Örnek olarak yine water treatment'ı arayalım. Bunun tek farkı biraz daha arama skalası dar. Yani biraz daha Amerika'ya ait verileri size bulmanızı sağlıyor. Gene burada da text olarak multimedya, data veya halka erişime açık olanları buluyor. Bunu dediğim gibi Amerika'ya özgü olduğu için biraz daha kaynak olarak daha dar bir açıdan bakmanızı sağlıyor. Worldwide Science'de biraz daha geniş bir şekilde erişimi, yani geniş bir şekilde verileri almanızı sağlıyor, bulmanızı sağlıyor. Dogpile ise bir kelimeyi diyelim Dogpile gibi iki örnek vereceğim. Bir diğer örnek ise Metacrawler ve Dogpile. İkisi de aslında temel çalışma prensibi olarak ikisi de aynı. Diyelim ki bir kelime arayacağız fakat biz genelde işte Google'u kullanıyoruz veya Bing'i kullanan var, Yahoo'yu kullanan var. Dogpile ise bize Google, Bing ve Yahoo arama motorlarında onları sentezleyip bize en iyi sonucu sunuyor. Mesela örnek olarak water kelimesini arayalım. Water kelimesini normalde biz Google'da aradığımız zaman farklı bir sonuç çıkacak. Bing'de aradığımız zaman farklı sayfalar ön planda olacak. Yahoo'da aradığımız zaman yine aynı şekilde farklı sayfalar ön planda olacak. Hepsinin çünkü arama kriterleri, arama sonuçlarını sunma durumu farklı. Ama bu Dogpile ise Dogpile ve Metacrawler ikisi de bize 3 siteyi harmanlayıp bize en iyi arama sonuçlarını vermemizi sağlıyor. Bulmamızı sağlıyor. Metacrawler da aynı şekilde çalışıyor. Zaten arama yaptığınız zaman göreceksiniz. İkisi de genel olarak aynı sonuçları buluyor. Microsoft Academic var. Microsoft Academic'in güzel yanı ise yazar olarak arama yapabiliyorsunuz. Üniversite olarak arama yapabiliyorsunuz veya kurum, enstitü olarak arama yapabiliyorsunuz. Bu gibi mesela sadece işte ben Stanford Üniversitesi'ne göre arama yapmak istiyorum diyorum. Stanford Üniversitesi'ne göre bize arama sonuçlarını veya o üniversitenin yayınlamış olduğu işte bilimsel çalışmaları bize sunuyor. Bunun gibi bu güzel yanı var. Refseek de gene bunun güzel yanı ise hem web olarak hem doküman olarak aramamızı sağlıyor. Doküman olarak aramamızı sağlıyor. Mesela örnek olarak dokümanlarda ara diyelim. Fibonacci Sequence adında bize burada direkt hepsinin doküman olduğu bağlantıları buluyor. Yani PDF buluyor. Bunun bir diğer farklı versiyonu aslında Refseek'in normal Google'da da kullanabiliyoruz. Nasıl? Konumuz ne? Water Treatment. Daha farklı bir kısa yolu göstereyim. PDF yazdığımız zaman sonuca bu konuyla ilgili bütün PDF'leri bize bulmuş oluyor. Aslında Refseek'in yaptığı olay da aynı şekilde. Aramalarda PDF şeklinde buluyor. Mesela bakın burada PDF şeklinde buluyor. Burada da PDF. Bu gibi arama yöntemlerini buluyor. Burada tabii Fibonacci'nin detaylarını veriyor. Evet arkadaşlar, bunun gibi yeni bilgiler öğrenmek isteyen herkes bu kanala abone olabilir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım.